Bakın zeytin ağaçları dikilmiş hep. Her buralar hep zeytin ağacı dikilmiş. Ha şu toprak olan kısım. Toprak olan kısım satılık. Bakın buraya gübre atmış adam. Gübreyle sulama yapmış ağacın dibine. Bakın hepsine. Beyazıt. Beyazıt. Şu nereden kesilmiş ki? Çıkmış mı bir yerden? Biz azmak için, hani yol çakmak için adam şeyler hazırlamış. Ha, sopa hazırladı değil mi? Sopa hazırladı. Ha, bu bakın bu arazi böyle toplam böyle bakın. Şu görüyorsunuz. Şu sınır. Sınırı adamlar çizmişler. Telden o karşıdaki telden bu taraf sınır. Şimdi böyle gideceğiz. İleride daha şu ağacın arkasından gideyim ben. Biraz öbür dikilen ağacı da göstereyim. Evet. Şuraya bir sınır tel çekilecek. Bana gösteremedim mi? Evet şu. Şuradan şöyle böyle. Şu ağaçlar içeride kalıyor. Büyük ağaçlar, zeytin ağaçları. İçeride arsanın içinde kalıyor. Yine gidiyorum ben. Şu sürülmüş alan yani. Gördüğünüz sürülmüş alan. Ve şu ağaçlar sınır sayılır. Bakın böyle geliyor. Biraz çapraz geliyor böyle. Buraya doğru. Bakın. Sınırın biri de burada. Bakın. Buraya ağaç çakıldı. Böyle. Öbür ağaçlı büyük ağaçlar sınır zaten biliyorsunuz. Gene geliyoruz. Böyle biraz çapraz geliyor. Efendim? Şeyi gördüğüm kadarıyla. Ablamların yeri muhtemelen buradan bir yerden bu tarafa. Herhalde. Olabilir. Bir yere, bu tarafa. Evet, evet. Evet, öyle galiba öyle. Şöyle gidiyoruz. Bakın bir ağaç daha var. Şuraya sınırı şuraya çakmışlar. Bir ağaç da buraya çakmışlar. Görüyorsunuz. Şuradan bu tarafa. Şimdi gelelim. Devam ediyoruz. Adam bakın gübresini falan içine atmış. Şu gübreler ağaçların dibine veriliyor. Onun için içine atmış adam. Hayvan gübresi. İnek gübresi yani. Gelelim şöyle. Buralar hep ekin tarlası. Zeytin bahçesinin aralarına ekin ekmişler yani. Ekin biçmişler buradan. Arazi yani toprak. İşte bir tanesi daha burada. Sınır. Burası biraz öbür telle, öbür karşıda gördüğünüz tellerle buraya kadar biraz üçgenleşiyor. Şöyle öbür taraf daha geniş oluyor ama bu taraf üçgenleşiyor biraz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dikilen ağaçları görüyoruz. Buradan sınır burası. Böyle gösteriyorum. Tabii içinde hep ağaç var. Zeytin ağacı görüyorsunuz. Her yerde ağaç var dikilmiş. Bakın aha sınır. Bu ağaçlar sınır mı ya? Galiba. Buradan ölçmüşler. Şöyle gidiyoruz. Şu taş. Orada bir taş var. Orası da buranın şu gördüğünüz ağaçla burası sınır. Buraya kadar sınır. Böyle. Şu ağaç işine girmiyor herhalde. Şu ağaç giriyor. Buraya kadar. Arkamızda fabrika var. Yan tarafımızda fabrika falan var. Böyle. Tekrar geri gidiyoruz. Arazi güzel. Toprağı da güzel. Böyle burayı. Burası satılık arkadaşlar. Fiyatını söyleyeyim size. Çok da ucuz. Buranın hepsi 360 bin. 360 bin. Burayı ikiye bölmek istiyor. İkiye mi üçe mi bölünecek sanıyorum adam. Ona göre de fiyat biçebilir.
Tek parçada fiyat bir şey. Ama buranın şey yok. Tapusu yok. 2B arazisi. Yakında tapu da gelecekmiş zaten. Şimdi şahıstan verdiğiniz paradan başka devlete de 2B olarak ödeme yapacaksınız. Tapusunu alırken o ayrı artısı oluyor. Bu sürülmüş alan görüyorsunuz. Şu ev gibi yer, kulübe gibi yer. Orası sınır zaten. Başka sınırda o telin öbür tarafında duruyor o taraf. Orası başka. Başkasına ait. Bu gördüğünüz alan hepsi satılık. Çok da güzel. Toprağı da güzel. Tapusu olmaması dolayısıyla biraz ucuz buralar. Çok da uygun fiyatta. Ama ablam alacak oluyor burayı. Alırsa ablam alacak. Öbür tarafları da alma ihtimali olan kişiler var. Muhtemelen hiç kaçırmadan alacaklar. Oldu arkadaşlar, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Şu ağaçların güzelliğini bir göstereyim size de ondan sonra ya. Bir dakika. Bu badem ağacı. İçinde kocaman zeytin ağaçları var içinde. Badem ağacı var. Kıyıda çıt çıt ağaçları var. Hani çıt çıt dediğimiz şu, kıyıda değil şunlar. Hani çıt çıt dediğimiz neydi onun adı? Diğer adı da vardı. Menengiş. Menengiş de diyorlar. Şey daha diyorlardı ona. Şu anda aklıma gelmedi. Bir de şu ağacı. Şu ne ağacı Beyazıt? Beyazıt. Bu ne ağacı kardeşim? Meşe palamudu. O meşe palamudunun gençlik iksiri olarak geçiyor. Yok, meşe palamudu. Yani. Çok güzel bir ağaç bu. Biliyorum ben bunun çocukken çok yedim de. Yetişkinken yemedim. Yalan söylemeyeyim. Pişirirdik biz. Şeylerde, ateşlerde, közlerde bunu kestane gibi yerdik. Ama çok faydası varmış. Gençlik iksiri diye biliniyor. Meşe palamudu. Şu ne ağacı Beyazıt biliyor musun? O da meşe. O da mı meşe? Şu? Bu da hani sen pelitin büyüğü abla bu. Şunu diyorum şunu. Bu çitlembik. Çitlembik. Ha çitlembik, çıtlık. Evet yavrum evet. Hep etraf ağaçlı arkadaşlar bakın. Çok güzel. Felaket güzel bir yer. Felaket güzel. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bugünkü videomuz bu kadar. O da bizim sayılır ya. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ha, bye.